Başkanım hoş geldiniz. Buyurun. Evet. Lig sanki iki parça gibi oldu. Dünya Kupası'na kadar olan bir süreç var. Yaklaşık yarısına yakın kısmını oynuyoruz Dünya Kupası'na kadar. 1,5 aylık bir ara, çok uzun bir ara. Ondan sonra ligin ikinci perdesi başlıyor. Sıkıştırılmış bir fikstür. Avrupa'da oynayan takımların daha da sıkışmış olan fikstürü bambaşka bir lig Dünya Kupası'ndan sonra seyredeceğimizi düşünüyorum. O itibarla Galatasaray Spor Kulübü olarak takımımızın ikinci dönemde performansının çok daha yüksek seviyede olacağını düşünüyorum. Bir taraftar olarak da takımın oyunu giderek güzelleşiyor. Giderek daha performansı yükseliyor. Bu arada da teknik kadro, Okan Hoca ve diğer arkadaşları da hem takıma verdikleri emeklerden dolayı hem de transfer döneminde, o sıkışık dönemde yapılan çalışmalarda sevgili Erden kardeşimin emeklerinin yanında teknik kadronun verdiği çalışmalar, emekler de çok önemliydi. Onun için buradan onları da tebrik ediyorum. Kabul ediyorum. Arzu ettiğimiz gibi başlayamadık. Arzu ettiğimiz sonuçları alamadık. Bu arada tabii ilk defa bizim başımıza geliyor. Şampiyon olarak bitiriyorsunuz ligi. Ama Şampiyonlar Ligi'ne işte ön eleme. Rusya'nın devreden çıkmasıyla playoff maçı oynamamız. Playoff'u da kaybederek Şampiyonlar Ligi'ne katılamayınca doğal olarak oyuncularda, çünkü orası biliyorsunuz farklı bir platform. Farklı bir vitrin. Herkes orada olmak istiyor. Maddinin ötesinde psikolojik olarak bir sıkıntı yaşadı oyuncularımız. Bu gözle görülür. Zaman zaman da kendileri de ifade etmekten çekinmediler bunu. Böylesine sıkıntılı bir başlangıç dönemi geçirdiğimiz için gelmiş olduğumuz nokta da aslında değerlendirecek olursak, realist olarak değerlendirecek olursak o kadar da sıkıntılı bir noktada değiliz. Sayın Başkanım'ın da ifade ettiği gibi aslında şu son 3 sene içerisinde hiç bugüne kadar tecrübe etmediğimiz bir süreci yaşadık. İşte pandemi süreci. Pandemi sürecinin sonucunda geçen sene lig oynandı. Bu sene Kasım ayında 45 gün sürecek olan bir şeyle karşı karşıyayız. Dünya Kupası arasıyla. Ve normalde devre arası verildiği zaman transfer penceresi de o devre arasında açılıyordu. Yani takıma yeni katılacak olan oyuncular ikinci hazırlık kampında takımla birlikte çalışaraktan o oyun sürecini o şekilde izale ediyorlardı. Şimdi devre arası Kasım, 25 Aralık, transfer penceresi Ocak ayında açılacak. Dolayısıyla ligin ikinci yarısına transfer etmeyi düşündüğünüz oyuncularla hazırlık kampı geçirme şansınız da yok. Yok, sizin. Evet. Bu böylesine enteresan bir tecrübe, enteresan bir süreç yaşayacağız. Milli takıma giden oyuncular nasıl dönecekler ve takımlarımız bu 45 günlük arayı nasıl değerlendirecekler? Başkanımdan aynı fikirdeyim ben. Bu 25 Aralık'tan sonra bana göre lig yeniden başlayacak. Ve kartlar yeniden dağıtılacak. Dolayısıyla Trabzonspor olarak baktığımız zaman önümüzde bizim 4 kupa var. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa ve Konferans Kupası. Bu 4 platformda da, 4 kulvarda da Trabzonspor mücadelesine devam ediyor. 45 günlük ara, yani daha önceki dönemlere kıyaslarsak devre arası oluyor. Oradaki transfer hareketlerinin görüşülmesi, bunun tartışılması, toplumlara yansıması, gene futbolun içinde reytingin çok yüksek olduğu zaman aslında futbolun içinde kalmalarını sağlıyor. Yeni sezon başlıyor, devam ediyor. Fakat bu 45 günlük arada bunların hiçbirisi yok. Ne futbol var, ne futbolla ilgili, transferle ilgili yine heyecan yaratıcı, taraftarları yani yorum yapmaya, yorumcuları çalıştırmaya yönelik hiçbir şey yok. Çok önemli bir 45 gün. Kulüplerin bu arada yapabilecekleri fazla bir şey de yok. Tam kamp yapacağız, kampa gideceğiz. Sayın Başkanım da ifade etti, eksikliğimiz var. Yeni ara transferde gelen futbolcuların kamp geçirmesinin mümkün olmayacağı bir döneme giriyoruz. Tabii ki bu dönemde yapılacak fazla da bir hesap yok kulüpler açısından. Ancak işte kampa gidilmesi, orada tekrar yüklemeler yapılması, bunun dışında fazla bir şey yok.